Serkan Bey. Nasılsınız Mustafa Bey? Çok teşekkürler. Sabırsızlıkla yayını bekliyorduk. Harika. Vallahi paşam da arkanızda. Bu yayın keyifli geçer. İnşallah her zaman. İstanbul'da mısınız? Kütahya'dayım. Üniversitedeyim şu an. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. Malumunuz işte bizim de bu dönemde özel yetenek sınavlarımızın kayıtları başladı. Buradayız, görevimizin başındayız. Harika. Öncelikle kanalınızın bu platformda bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Şimdi Mustafa Bey, Kendimle ilgili isterseniz kısaca bilgi vereyim. çok sevinirim. Sonra da çok önemli konular konuşacağız. Çok önemli sağlık, zindelik, spor, fizik. Bunları konuşacağız. Neler yapıyorsunuz? Siz de tanıtmaya başlayalım. Sizi sonra da onları konuşalım. Tamamdır. 1977 Denizli doğumluyum. Ortaokul, lise ve ilkokul eğitimi öğrenimi Balıkesir ve Denizli'de tamamladım. 96-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi, eski adıyla Beden Eğitimi Spor Lise Okulu, lisansımı tamamladım. Daha sonrasında aynı üniversitede yüksek lisans, yine aynı üniversitede doktoramı tamamladım. 2005 yılından beri araştırma görevlisi, öğretim üyesi şeklinde şu an devam ediyor akademik sürecim. Tabii sporu sağlığıyla ilgileniyorum daha çok. Uzun yıllardan beri spa sektöründe, fitness sektöründe eğitmenlik yapıyorum. Uzun yıllar özel sektörde çalıştım. İstanbul'da çok farklı otellerde, kulüplerde spor tesislerine görev aldım akademik hayatımın öncesinde. Akademik hayatımızla beraber de daha çok eğitim artık unsurları açısından şu an devam ediyoruz. Yani eğitim modüllerini veriyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Harika. Şimdi çok önemli sağlıklı nesiller yetiştirebilmek. Özellikle spor paşamızın da dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bazen Kesinlikle. böyle kafa gidiyor da kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Kesinlikle. öğretim üyesi olmak böyle sizin için bir hedef miydi? İçinizden gelen bir şey miydi? Yoksa özel sektörde değil de biraz daha böyle daha kurumsal, daha kamusal alanlarda mı olmak istediniz? Ya esasında benim böyle bir akademik kariyerim planlamam yoktu, doğrusunu söylemek gerekirse. Üniversitede biraz derslere ilgim, alakam vardı. Marmara Üniversitesi tarihinde 3 bölümü aynı anda bitiren tek öğrenci olduk yani o kadar ders dönemini çalışmakla geçirdikten sonra. Akabinde özel sektörde çalışırken işte biliyorsunuz akademik hayatımızda ALES, dil sınavları var. Onları denedim. Onları kazandık, geçtik. Sonra üniversitemizdeki çok değerli hocalarım, burada da isimlerini zikretmekten keyif duyacağım. Profesör Doktor Tayfun Alman, Profesör Doktor Ali Kızılet. Saygı Bu duyuyorum. vesile oldular bize. Sonra bir süreç başladı. Sınavlar oldu vesaire girdik. Çok da memnunum. Daha çok artık spor sektöründeki birçok öğrencimize, kurslarımıza gelecekleri ve kariyer planlamalarında ciddi destekler sağlamaktayız. Evet. Harika valla. Zaten herkesin yapması gereken şey bu. Yani özel kariyer her şey bir yana ama İyi nesiller yetiştirmek için bilgilerimizi, tecrübelerimizi onlarla kesinlikle paylaşmalıyız. Şimdi arkadaşlarım sorular hazırlamış size sorulmak için. Gelsin. EFWA mi denir, EFWA mı denir? Tam bilmiyorum, cahilliğime verin, özür diliyorum sizden. Estağfurullah. Bunun açılımını ve ne olduğunu ben de çok merak ettim gördüğümde. Alabilirsem onu çok sevinirim. 2018 Temmuz ayında Doktor Mert Eray Önen hocamızın başkanlığında Londra'da uzun yıllar tabii ki biliyorsunuz yurt dışında yaşamış onlar. Orada işte çalışmak gerekiyor. Bu süreçlerin sonrasında başvurduğu bir kurum bu. European Fitness and Wellness Academy. İngiltere Kraliyet Hükümeti onaylı bir eğitim platformu. Malumunuz belki biliyorsunuzdur, belki bilmeyenler için ifade edeyim. Yurt dışında spor özellikle hükümet onaylı eğitim kurumları tarafından veriliyor. Yani bizdeki bir federasyon veya Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşların yanı sıra ki onlar yok orada. Hükümetin onam verdiği kurumlar. Yani biz bu eğitim platformuyla özellikle Türkiye'deki vatandaşlarımıza buradan uçağa atlayıp Londra'ya gitmeden sanki Londra'da eğitim almışçasına belgelerini eğitim sonrasında verebiliyoruz. Ve web sayfasında ömürlük kalabilmesi için kayıt numarasıyla da standartlıyoruz.
Bu ne sağlıyor? Yurt dışına gidince bu belgeyle Avrupa Birliği ülkeleri, Arap Birliği ülkeleri, işte Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda, hatta bu aralarda Avustralya, Kanada'dan da franchising isteyen kuruluşlar var. Bir katkı sağlıyoruz. Yani buradaki öğrencilerimize veya bu sektördeki çalışmak isteyenlere yurt dışı anlamında bir katkı sağlıyoruz. Peki hocam Türkiye'de geçerli mi diye sorular soruyorlar. Türkiye'de biliyorsunuz bakanlığın belirlediği federasyonlar var. Milli Eğitim Bakanlığı var. Bunun yanı sıra o belgeyi de almanız gerekiyor. Ama ileriye dönük bununla ilgili bir kurum anlaşması yapılıp, denklik alınıp Türkiye'de resmi olarak da geçerliliği noktasında çalışmalarımız devam ediyor hocam. Peki bu çalışmaların içerikleri ne Mustafa Bey? Spor and wellness, yani içerisinde jimnastikten, su balesinden, işte fitness'ından, masajından tutun da wellness deyince esenlik, zindelik, yani birçok sportif faaliyetin eğitimini veren bir platform düşünebilirsiniz. Görevlendirilen hocalar, akademisyenler, üniversitemizden ve hatta sektördeki sektörün duayenleri diyelim, yani iyi olanlarını eğitimlerimizde değerlendiriyoruz. Ben de Türkiye'deki eğitimlerin planlayıcısı, öyle söyleyeyim, yani danışmanlığı ve hatta koordinasyonu yürütüyorum. Mert hocamın verdiği görevle beraber katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önceliğimiz öğrencilere, kursiyerlere en ekonomik koşullarda. Çünkü takdir edersiniz ki yurt dışına bir eğitim almaya gittiyseniz veyahut da yurt dışına bir üniversite okumaya gitseniz dünyanın masrafı. Yani verilen rakamlar, sunulan rakamlar, eğitimlerdeki çok makul fiyatlarla bir katkı sağlamak. Hem bilgilerini güncellemek, hem oraya gitmeden yurt dışı açısından belgesini buradan sağlayabilmek. Fayda sağlamaya çalışıyoruz bu anlamda. Serhat Bey. Yani anladığım kadarıyla biraz şöyle söyleyeyim, futbolcu da olsa, jimnastikçi de olsa, basketbolcu da olsa, voleybolcu da olsa bir temel oluşturması gerekiyor. Yani sağlam, esnek, gerekirse bir fiziği olması gerekiyor. Sanırım buna mı hazırlık gibi? Şöyle, mesela sizin bir sektörel anlamda siz televizyonda bir programcısınız. Üniversitelerin veyahut da üniversitede okumayıp da hani sektörden gelen fitness sektörü olabilir bu, pilates olabilir. Spor olabilir. Sporun her türlü branşı olabilir. Biraz önce ifade ettiğiniz jimnastik olabilir. Basketbol olabilir. Belli bir temel bu alana ilgi duyan herkesin katılabildiği, eğitim için başvurabildiği, kendine kariyer planlaması yapabileceği, ki özellikle yurt dışına açılmayı planladığı durumlarda bu eğitim platformuna başvuru yapıp bu eğitimleri takip edebilir. Bunlardan faydalanabiliyor. Bu eğitimlere katılabiliyor. Malumunuz pandemi sürecinde şu an uzaktan online eğitim modülü olarak veriyoruz ama daha çok bu eğitimlerin yüz yüze olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uygulaması çok önemli. Yani bir şeyin uygulamasını bilmeden o sektörde başarılı olma şansınız yok. Ne diyorsunuz siz bu pandemi zamanında olan uzaktan canlı yayınlarla yapılan sporlara, ısınmalara? Çok radikal bir cevap veririm ama bu sefer sektördeki arkadaşlarım biraz eleştirebilir beni. Yani şöyle ifade edeyim, çünkü kimseyi kırmadan. Şimdi tabii ki belli bir eğitim alan kişiler Instagram'ından açarak insanlara faydalı olmaya çalıştılar. Fakat burada dikkatleri kaçırdıkları bir nokta var. Her egzersiz kişiye özel, özgü olmalı. Yani kişinin kas iskelet sistemi ve kardiyovasküler dediğimiz kalp dolaşım sistemine uygun olmalı. Bunu izleyen yaşlı da var, bunu izleyen çocuk da var, bunu izleyen sedanter de var. Elit olan da var. Seviyesini ifade etmeli. Bu şu yaş grubuna göre, bu şuna göre diyen olmalı. Maalesef birçok arkadaşımız bunu ihmal ederek bu platformdan bu süreçte egzersizleri ifade ettiler. Güzel. Ama bunu söylemek lazım. Çünkü birçok kişi bununla ilgili sakatlanabiliyor. Problemler yaşabiliyor. Ve bunlar bize geliyor yani. Yoksa bu pandemi süreci hepimiz için sıkıcı. Psikosomatik, psikonevrozlarımızın maalesef arttığı. Hatta bayramlarda bile akraba ziyaretlerinde elini öpemediğimiz teyzelerimiz, amcalarımız oldu. Zor bir süreç ama egzersiz boyutunda özellikle daha bilinçli, daha radikal ifadelerle bunları sunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, ben de mesela çok yapmaya çalıştım. Orada canlı yayınları izleyerek. Ama yani oradaki duruş bile, yapacağınız harekete göre baş parmağınızın bile nasıl duracağı bazen çok önemli olabiliyor.
O yüzden gerçekten çok zordu. Ben de eleştirdim ama biraz iyi niyetli yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ama orada iyi niyet işte bazen o sakatlıklara yol açıp tamamen uzaklaştırabilir insanları. Mesela özellikle Türkiye'de şu an 8 milyon 65 yaş üstü popülasyonumuz var. Benim doktora çalışmamdır. 6 yıl yaşlılık üzerine çalıştım. Birçok yaşlının kas iskelet ve esneklikleri gençler gibi, orta yaşlıktakiler gibi değil ki. Yani onların eğilmesi, doğulma sırasında birçok travmayla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ve açlıklarında onlar da görüyorlar bu egzersizi. Yapmaya çalışıyorlar. Güzel, hoş ama bence orada seviyeleri ifade etmek, işte bu yaş grubu gibi. Lütfen bunu denemeyin. Bazı televizyon programlarında lütfen bunu denemeyin. Yani bunu şu aşamada deneyin. Bence bunu ifade etmek gerekirdi. Bu böyle bir durumu kaçırdık bu dönemde. Evet, birazcık şey oldu herhalde. O hızlıca bunu yapmak istediler. Çok Evet. detay düşünmediler ama bir daha sanırım hepsi şimdi biraz onları o eleştirileri toplayıp pozitife çevirirler diye düşünüyorum. Peki Mustafa Bey, şimdi hem böyle uluslararası çalışmalar yapan hem de geçmişinde de hep bu sporla ilgili birisi olarak ben şunu merak ediyorum bir Türk genci olarak. Biz neden İyi sporcular yetiştiremiyoruz. Bunun cevabını esasında öncelikli olarak çekirdek aileden başlamak lazım. Ebeveynler çocukların oyun, aktivite kısıtlamasına son yıllarda maalesef televizyon programlarının etkisiyle beraber çocuklarını oyun parklarına hatta dışarıya kadar salmamaya başladılar. Çocuklar evde vakit geçirmeye başladı. Ellerinde tabletler. Hareketlilik yok. Belki bir yeteneği var, bir şey keşfedeceksin, göremiyorsun. Ondan sonra bir okul zamanı geliyor. Okul zamanı geldiği zaman işte ebeveynler hep tedirgin. Çocuğun düştü mü? Burnu mu kanadı? Elinde bir şey mi oldu? Hocalar, bilinçli öğretmenler, arkadaşlarımız hep baskı altında. Maalesef bu böyle bir süreç olduğu zaman ileriye dönük yetenek taraması, yetenek keşfetmesi noktasında sporcu çıkartamıyoruz. Bence bu bir kısıtlayıcı engel. Ailelerin biraz daha özgüven duygularıyla çocukların yetenekli oldukları, çünkü bunları en iyi gözlemleyecek bence önce aile, sonra antrenörü, sonra beden eğitimi dersine gelen beden eğitimi öğretmenleri. Bunlar keşfedecek ki çocukları branş hocalarına yönlendirsinler. Avrupa'da tenise başlama yaşı 4 yaşına indi. 15 yaşında Wimbledon'da çeyrek finale çıkıyor artık sporcular. Bizde çok geç kalmalar, çok ileri yaşlarda spora başlamalar. Yani başarısızlığın bence temeli önce çekirdek ailede başlamalı. Sonra sırasıyla antrenör, okul. Çünkü 83 milyon nüfus var. Ya yani Yunanistan su sporlarında bizden daha iyi şu an. Bizim son yıllarda yüzmede ne başarımız var? Yani şaka gibi 83 milyon, 3 tarafı, 4 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede bence yüzmede sporcularımızın işte Derya Büyükuncular vesaire var ama yani yok. Bence bu işe biraz daha sadece işte devlet hep devlet devlet dememek lazım. Öncelikli olarak kendi iç dünyamızda başlatmamız lazım. Ailelerin bilinçlendirilmesi. Herkes sporcu olacak diye bir şey yok ama yetenekli olan, genetik olarak yetenekli olan, proporsiyon olarak yetenekli olan, doğan birçok çocuk var. Bunların yönlendirilmesi gelecek açısından bize ümit ve umut verecektir. Buraya inmek lazım. Evet. Biraz uyku düzeni, beslenme, biraz dediğiniz gibi aile de çok önemli. Nice tabii futbol çok göz önünde olduğu için çok biliyoruz bunu. Ama ben çok iyi bilirim ki ben 83 doğumluyum. Benim bir sürü arkadaşımla biz işte okurken futbolcu olmak isteyenler vardı. Hep sakatlandılar ve bu sakatlıkların sebebini tabii biliyorsunuz. Uykusuzluk, dikkatsiz beslenme gibi faktörlerden dolayı o profesyonelleşmeden uzaklaştılar. Çok dediğiniz gibi ailenin aslında vermesi gereken, devlet çocuğun peşinde gezemiyor maalesef. Ama aileler buna biraz dikkat etse, biraz da işte devlet de o alanları işte hem okuluna eğitimine devam edip hem de o çocuğun sporcu olabilmesi için desteklemek lazım. O zaman biz Messi'leri, Ronaldo'ları izleyebileceğiz. Futbolu çok göz önünde oldu, ilgimde olduğu için söylüyorum. Ama diğer sporların hali daha kötü. Birçok o Maalesef. profesyonel artık Maalesef. amatör şubelerini Maalesef. kapatıyorlar. Daha kötü olacak. Belki daha iyi olur mu bilmiyorum tabii. Siz şimdi daha bilimsel olarak da bunu aynı zamanda sosyolojik olarak da inceleyebiliyorsunuzdur.
Belki bilmiyorum ama dediğiniz gibi yüzmede en azından çok başarılar ben de beklerdim ülkemizden. Evet. Yani bakın karatede çok iyiyiz. Hatta 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonalarına çok iyi bir kadroyla hazırlandık. Maalesef pandemiden dolayı olimpiyatlar ertelendi. Güreşte iyiyiz, halterde iyiyiz. Hani bunlar atasporumuz zaten ama diğer branşlara da bence çok yetenekli gençlerimiz var. Yönlendirilmeye açık, elinden tutulmaya açık, sponsor desteği, ekonomik destek. Avrupa'da, dünyada birçok ülkede devlet veya özel sektör teşebbüsüyle çocuklara burslar bağlanıyor. Sanki bir çalışanmış gibi maaş bağlanıyor. Evet. Bizim şimdi bir sporcumuzun beslenmesinden işte özel hayatına kadar bunların hepsinin planlanması ve bu anlamda ekonomik güç katkının da sağlanması gerekiyor ki başarılı olabilelim. Başarı yani tek bir halka değil, birçok halkası var. Her birisini ayrı ayrı ele almak ve halkaları birleştirmek gerekiyor. Dediğiniz gibi sadece futbol olmaz yani. Ülkenin yani futbol dünya popüler ama birçok branş var. Kendimizi ifade edebileceğimiz, tanıtabileceğimiz. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama her şeyden önce sağlıklı yaşam için insanın kendi kalp dolaşım solunum sistemini her zaman muhafaza etmesi lazım. Yani günlük Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği gibi haftada en az 3 gün minimum 45 dakikalık yürüyüşler. Bunlar çok önemli, çok değerli. Evet. Ama işte kültür ya. Yani yurt dışında insanlar bunu bir kültür gibi yetiştirilme tarzı herhalde. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Biraz anneden babadan görmek lazım. İşte Ya anneden babadan. sözünüzü kestim. Madrid'de bir kongreye katılmıştık. İnanın bir park vardı. Şu an isim aklımda değil. 80-85 çok rahat. İnsanlar yürümeyi bırakıp koşuyorlar. Geçen gün evde babamın lenf ödem problemi vardı. Onunla uğraşıyorum. Biraz tedavisini yapıyorum. Bu işlerden anlıyoruz. Şunu söyledim. Baba dedim Nepal'i biliyor musun? İşte şunu biliyor musun? Biliyorum dedi. Oradaki insan yaş ortalamasını biliyor musun? Dedi 100 küsur. Evet, 120 yaş ortalamaları var. Niye? Bir kere yedikleri çok önemli. Tatlı, şeker, abur cubur yok hayatlarında. Radyasyon yok. Ya yani insan bedeni günümüzde 120 yaşı görecek bir yapıya sahip. Bu insan elinde. Biz demiyoruz ki işte kader tabii ki insanın bir hani manevi ölüm yaşı var ama kaliteli yaşam. Yaşam kalitesi için bedenimiz 120 yaşı görecek yapıya sahip. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Evet. Sağlığın değeri sonsuz. Kesinlikle öyle. Peki sağlık zinde geliştirmek için herkesin farklı bir metabolizma yapısına göre mi uygulamalar yapmak gerekir? Yoksa böyle genel olan, genel tabii ki var herkesin yapması gerekir ama biraz daha kendini geliştirmek için o her kişiye farklı mı programlar uygulanmalı? Kesinlikle. Bakın Serkan Bey, mesela insanın şişmanlık yani obezitesi ile ilgili 224 tane geni var. Bu sadece şişmanlıkla etkili olan gen. Yani genetik olarak kilo almaya yatkın bir insan spor yapmayacak mı? Yapacak. Daha çok onun kardiyovasküler sistem üzerine bir çalışma yapması lazım. Belli bir temel altyapısı olan hipertrofi dediğimiz kas kütlesini genişletmeye çalışması yapabilir. Onun dışında atletik performans çalışması gereken daha çok sürat, çeviklik, çabukluk gibi motor becerilerinin devreye girdiği çalışmalar yapılabilir. Yani kişinin kardiyovasküler ve muskulatür dediğimiz iskelet kas sistemine göre, kişiye göre bu değerlendirme ve dizayn planlanmalı. Yani ben yıllarca fitness sektöründe çalıştım, trainer olarak. Yani üyeler geliyor, belli bir şey var, ilk defa geliyorsa kart var. Kartta işte yazıyorsun yarım saat yürüme, 10 dakika bisiklet, işte şu adetler. Bunlar genel programdır. Ama öncelikli olarak kişinin tahlili yapılması lazım. İşte yağ oranı, kas oranı, sıvı oranı ki son yıllarda bu yapılarak artık egzersizlere başlanıyor. Kısacası çok da detaylandırmadan kişiye özel olmalı egzersiz. Evet. Ve hayat tarzı da önemli galiba değil mi o kişinin? Tabii ki. Yani Tarzı, koşulları. mesela melatonin hormonu Sertan Bey, geceliğin saat 1 ile 5 arasında en yoğun salgılanan hormon, bağışık sistemini kuvvetlendiriyor. Tırnak içerisinde ölümsüzlük hormonu. Mesela amalara bakmışlar. Amalar hani görme yetisi olmadığı için karanlıkta salınan bir hormon. Ortalama ömürleri normal vatandaşlardan daha fazla. Sen şimdi geceliğin gece 1'de elinde telefon, tablet, uyumazsan bağışık sistemi çöküyor. Yaşam kaliten çöküyor. Besinler de öyle. Yani vücudumuza ne aldığımız çok önemli. Yani gerekli olan enerji mi alıyorum yoksa abur cubur da sadece glukoz mu alıyorum, şeker mi alıyorum?
Bağımlı yaptılar bizi şekere zaten. Geçen onunla ilgili çok güzel bir programla konuşma geçti, dinledim ben de. Aslında vücudumuzun hiç ihtiyacı olmayan ama şekerim düştü, işte bana hemen bir tatlı getirin. Tıpkı uyuşturucu krizi gibi. Yani çok enteresan bir şey şeker ya. Hatta geçen yine bir yerde duydum. Almanya'da her saatte 3 kişi şekerden dolayı hayatını kaybediyormuş. Evet, yani doğal yollarla almak lazım. Ben Kesinlikle. mesela Onunla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Çok özür estağfurullah. dilerim. Geçen gün İlker Çağlayan var. Çok ben takip ederim. Bilmiyorum. Biliyorum. Siz de söylüyor musunuz? Hem beslenme hem işte Biliyorum. programları var. Orada hatta yorum yazdım. O da cevap verdi. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, organik beslenelim, mevsiminde yiyelim. Ama bu sefer de artık işte o böceklerden korunmak için gübrelemeler, ilaçlamalar. Yani artık organik bir şey de kalmadı gibi geliyor bana bazen. Kendi Yani bahçemizde yetiştirmemiz lazım sanki. kesinlikle ben aynı fikirdeyim. Bu GDO'su, genetiği değiştirilmiş işte bitkiler, meyveler, maalesef bunlar insan vücuduna girdiği zaman farklı bir kimyasal süreç geçiriyor. Yani bunlar sağlıklı olmadığını da düşünüyorum. Ben aynı fikirdeyim. Mümkün olduğu kadar organik tarım, akıllı tarım, buna geçmek lazım. Yani Avrupa bunu çoktan bitirdi de biz maalesef hala bu zira ilaçlarının ne kadar dağıtılacağını bilemiyoruz. İlaçlamalarımızı planlamak lazım, aşıları planlamak lazım. Bunlar önemli. İşte bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Bunu biraz anlayacağız ama geç olacak. Yani şöyle başladık aslında bunları. İnsanlar artık yediklerini biraz daha o kitleler fazlalaşıyor. Sosyal medyanın, dijital medyanın da bazı işte böyle sağlıklı, yararlı şeyleri de var. İnsanlar biraz ne yiyeceğini, ne zaman yiyeceğini, ne zaman ne yapması gerektiğini, işte spor yapmadan önce ne yenir. Mesela o çok önemli bir sorudur. Bazıları der ki spordan önce yemek yememek lazım. Bazıları der ki fark etmez, sonra da yesen olur, önce de yesen olur. Siz ne dersiniz mesela bu konuda? Sertan Bey, çok basit bir kural var. İnsan nereye odaklanırsa o bölgeye yaklaşık 100 milyon hücre kontraksiyon yapıyor o bölgeye. Mesela siz şu an bir düşünüyorsunuz, beyindeki hücreler daha fazla aktivasyon yapıyor. Birbiriyle sinaps köprü kuruyor. Örneğin siz ne kadar fazla yemek yersiniz orada kanlanma oluyor. Şimdi kanlanma yemek yedikten sonra midede olduğuna göre spor sırasındayken rahatsızlık, şişkinlik, baskı hissedersiniz. O yüzden hani yemekten, spordan 2 saat, 3 saat, yani sindirim yarım saat falan sürüyor. O süreyi o anlamda 2 saat öncesinden yiyip bitirmiş olun. Ağır yemeyin, gazlı içmeyin. Katılardan daha çok sıvıya dönük beslenin spordan önce diye tavsiye ediyoruz. Ama bazı mesela ergojenikler var. Bunlar kullanılabilir. Spordan hemen sonra kullanılıyor ergojenikler. Yani hipertrofi yapmak için, kas kütlesini büyütmek için doğal olanlarından bahsediyorum tırnak içerisinde. Bu bilinçlendirmeyi tabii ki sektördeki çok iyi diyetisyen hocalarımız var, bilimcilerimiz var. Bunların iyi ifade etmesi lazım platformlarda. Çünkü halk bakıyor. Yani bir şey bulamadığınız zaman ne yapıyorsunuz? İnternete yazıyorsunuz. Güzel bir açıklama olması lazım orada. Çünkü insan bir şey bilemediği zaman birisine soracak. Soracak kimse yoksa internet çağındayız. İnternetten bakıyor. Güzel açıklamak lazım. Bence de spordan önce yemek çok sağlıklı değil. En az 2-3 saat öncesinden bitirmiş olmak lazım. Evet. Peki şimdi ben de mesela bu durumdan biraz şikayetçiyim. Çok fazla uzun mesai saatlerinde çalışıyorum. Evet. Gerçekten mesaiden geri kalan sürede inanın yatıp uyumak istiyorum çoğu zaman ama çok da fark ettiğim bir şey var. Birazcık böyle 15 dakika bile olsa akşamları şöyle evin önünde bir yürümek çok iyi geliyor. Ama bunu daha iyi nasıl programlayabilir iş hayatındaki insanlar? Yani nasıl egzersizler önerirsiniz? Sabah mı, akşam mı? 2003 yılında Show TV'de Defne Hanım'ın Show ana haberinde bir programa çıkmıştım. Evde yapılabilecek, ofiste yapılabilecek basit egzersizler. Mesela olduğunuz yerde oturup kalkmanız, squat dediğimiz bacak kaslarında kanlanmayı sağlıyor. Kollarınızı açıp yukarıda hareket yaparsanız sürekli bir kanlanma, yani kan sirkülasyonunu döndürdüğünüz anda metabolik olarak rahatlayacaksınız. Yani bunun için sadece sandalyeden kalkıp bir oturup kalkmak, şöyle bir tur atmak gerçekten yeterli. Hatta masaj anlamında da birçok şirket çalışanı, biliyorsunuz onlara yemek tıkıtları hediye ediliyor. Bazıları sağlığı için
Ofiste ofis masajı dediğimiz masaj var esasında. İşte sırtları, boyunları tutulanlar. Bu anlamda terapistler gidiyor. Onlara daha kaliteli bir iş yaşantısı sunabilmek için sizler gibi uzun zamanlı bu şekilde program yapanlara bu kaliteyi sağlamaya çalışıyorlar. Özellikle hareket, kas hareketi, dolaşım bunları devreye soktuğunuz zaman da kaliteniz artacaktır. Evet. Yani kan dolaşımı çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Koştuğunuz zaman kalp daha fazla pompalıyor. Yani siz oturduğunuz Evet. zaman metabolizmanız yavaşlıyor. Halsizlik, bitkinlik, uyku vesaire çökmeye başlıyor. Yüzünüze böyle soğuk suyu vurduğunuz zaman bir şok hali yaşıyorsunuz. Bir de şimdi tabii herkes artık nabzını işte kalp atışını takip edebiliyor bu akıllı saatlerden, telefonlardan. Şimdi mesela birçok insan da sorguladığı bir şey var. Şimdi ben de sorguladım bunu zaman zaman. Normal bir insanın kalp hızı ne olması gerekir? Spor yaparken hangi aralıkta olması gerekir? Bazı çünkü bisikletçilerin duydum 30-35 ritimle kalp atıyor. Bu nasıl indiriyorlar oralara işte? Bunu çok kafam karışıyor ya. Sizden hazır yakalamışken o bilgiyi almak isterim. Kalp bir kas. Kalbin dışında miyokard dediğimiz bir kısım var. O hipertrof oluyor, büyüyor. Ve kalbindeki atım hacmi daha azalıyor. Yani kalbe binen yük azalıyor. Bu da kalbin daha rahat çalışmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu düşük nabız dediğimiz bu. Kalp kası ne kadar kuvvetlenirse kalbin atım hacmi düştüğü için bu nabız anlamında daha az bir periyoda tekamül ediyor. Bu normal kişilerde hastalık esasında. Yani bir insanın dakikada kalbinin 60'ın altına atması bradikardik bir durum. 80 üzerinde sürekli atıyorsa taşı kalbi, kalp problemi. Ama sporculukta bu farklı. O yüzden sporcularda mesela sporu bıraktıktan sonra kalp tekrar küçülür. Kalbe daha fazla yük binmeye başlar ve fibrilasyon geçirebiliyorlar bazen. Kalp krizi olabiliyor vesaire. Şu sporu ani bırakanlarda bu sıkıntıya sebebiyet veriyor. Nabız olayına gelecek olursak Sertan Bey, mesela yaşlılarda kalp atım hızı hiç önemli değil. AZD diye bir şey var. Algılanan zorluk derecesi. Yaşlı dediğimiz 65 üzerindeki bir vatandaşımız yürürken veya bisiklete binerken veya yüzerken sorular soruyorsunuz sizin bana sorduğunuz gibi. Rahatlıkla cevap verebiliyor mu? Konuşabiliyor mu? Rahat mı? Burada birden 20'ye kadar skala var. İyiyim, çok iyiyim, çok çok iyiyim, kötüyüm, ortayım. Eğer iyiyim diyorsa bu egzersizin temposu onun için doğru. Ama bu gençlerde farklı. 220 eksi yaş diye başlayan karbonem diye bir formül var. Yani sizin yağ yakım nabzınıza belirliyor bu. Kuvvetinizi belirliyor. İnterval bir antrenmanda kaç kalp atım hızıyla egzersiz yapacağınızı belirliyor. Yani özetle egzersizin şiddetinizi, süresini, sıklığını belirleyen karbonem formülü esas alınarak bu nabız belirleniyor. Bu nabız sizin antrenman performansınıza doğru orantılı belirleniyor. Yani siz çabuk kuvvet mi çalışacaksınız, sürat mi çalışacaksınız, esneklik mi çalışacaksınız? Bu formalizasyona göre. Burada ne devreye giriyor? Sizin dakikadaki dinamik nabzınız, istirahat nabzınız. 220 neden 220? Bir bebeğin en yüksek kalp atım hızı. Bir formül var yani. Bu formüle göre entegre ediliyor Sertan Bey. Ben çok bunu hiç duymamıştım ya. İşte yani profesyonellerle konuşmanın da böyle avantajları oluyor. Estağfurullah, estağfurullah. Yani Alıyorum oradan. Çünkü ben mesela hep şuna dikkat ederim. 120'nin altına nabzımı kardiyolarda hiç düşürmemeye çalışırdım. Hem yağ yakımı fazla olur diye. Ama tabii o öyle kafana göre olmuyormuş şimdi. Bunu öğrenmiş oldum. sabah kalktığınızda, oturduğunuzda almış olduğunuz nabız, sizin dinamik nabzınız. Bu formülle yerleştiriliyor. 220 eksi yaş, eksi istirahat nabzı, çarpı yüzde kaç şiddetinde ne yapmak istiyorsunuz? Mesela yağ yakmak istiyorsanız kalp atımınızın %60, %80'ini almanız lazım. Çıkan sonucu istirahat nabzınıza ekliyorsunuz. Diyor ki 140. Sertan Bey'in yağ yakım fat burn nabzı 140 minimum. %80'i 160 mesela. O aralıklarda siz nabzınızı yükseltmelisiniz. Yani yağ yakmak isterseniz. Mesela Evet. sürat dediğimiz şey antrenmanın başında yapılır. Sürat. Çünkü niye? Kreatin, fosfat gibi kısa süreli enerji maddelerinizi uzun vadede kaybediyorsunuz. Antrenmanın başında bunu kullanmanız lazım. Vesaire. Yani dediğim gibi bu formül bizim nabız aralığımızı belirler. Ama yaşlılarda algılanan zorluk derecesi.
Onlar da farklı. Evet, vallahi çok iyi bir bilgi oldu bu. Çok inanın çok merak ettiğim bir konuydu. Çünkü insan bazen panikliyor. Gün içinde bakıyorsun oturduğun yerde nabzın 90-95'ti bir kere benim. Nefes teknikleriyle onu çok düşürmeye çalıştım ondan sonra. Düşürdüm de ama tabii 2 saat internetten doğru bilgiyi arıyorum. Normal şartlarda kalp hızı kaç olmalıdır? 60-65 civarıymış sanırım. 60-65 en düşük. 60-80 arası diye biz planlıyoruz. Yani 60-80 arası iyi. Mesela çocuklarda nabız 85-90'ı görebiliyor. Yaş durumlarına göre. Onların nabızları yetişkin bir bireye göre daha hızlı. Yani çok panik olacak bir durum değil. Evet. Nabzınız bazen düşer, bazen çıkar. Önemli olan eğer bir hafta boyunca sürekli düşüyorsa bunu test etmeniz lazım. Sabah, öğle, akşam nabız kontrolü. Bir haftalık. Bu kart size sürekli aynı nabzı gösteriyorsa, düşükse mesela, siz bradikardi olabilirsiniz. Kalp probleminiz olabilir. Bir anda günlük değişimler çok büyük problem değil yani. Evet. Bir kahve içerseniz kafein nabzınızı hızlandırabilir yani. Peki şimdi önümüzdeki üniversiteler açılacak, açılmayacak. Nasıl gidiyor? Eğitim nasıl devam edecek? Önümüzdeki Eylül ayında, Ekim ayında Şimdi başlayacak mı? Serhat Hocam, artık şu an sizle yaptığımız gibi her şey dijitale dönmeye başladı. Biz spor bilimleri fakültesi olduğumuz için tabii bizde yüzme, kayak, basketbol, voleybol, futbol, güreş gibi sporlar var, branşlar var. Bunların uzaktan eğitimi gerçekten çok zor. Ben geçen sene uzaktan eğitim yüzme dersi verdim. Hele takdir edersiniz ki yani bu uzaktan yüzme olmaz. Gönül istiyor ki yüz yüze yapmak. YÖK'ün aldığı bir karar var. Birçok dersi uzaktan yapın, %40'ını, %60'ını yüz yüze yapın diye. Kontrollü bir şekilde. Amaç üniversitelerdeki yoğunluğu seyretmek. Yani bu kalabalıklığı seyretmek ki burada sağlık devreye giriyor. 1 Ekim'den sonra açılacağız. Bazı üniversiteler tamamıyla uzaktan eğitim. Bizim gibi özel yeteneğin devreye girdiği okullarda bazı dersleri yüz yüze yapmayı planlıyoruz. Z kuşağı inanılmaz bir süreç yaşıyor. Yani ben hatırlamıyorum dünyada böyle bir pandemi olduğunu. Geçen gün araştırdım, yok. Yani bir de ulaşımın vesairenin çok yoğun olduğu bir çağdayız. Dünyada her yerde var. Dolayısıyla bu iş bitecek. Hiçbir şey dünyada sonsuz değil. Kesinlikle. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Sağlığımızı koruyacağız. Biz üniversitelerde bunu dikkat ediyoruz. Mesela şu an alımlarda tek tek alıyoruz kayıda. İşte deneme parkurumuz var. Tek tek alıyoruz. Burada hem kişinin kendi sağlığını korumak ki gençlerin birçoğu maalesef taşıyıcı. Ve hayal et. Eve geliyor, annesine babasına bulaştırma riski var. Ama gençlerimizin çoğu bilinçli. O konuda da ben yani buradan hepsine teşekkür Evet. ederim. Sağlık Bakanımız da bu konularda çok duyarlı. Tabii ki dikkat etmeyenler var. Özellikle düğünler, asker uğurlamaları, sosyal medyada da hepimiz görüyoruz. Bunları biraz daha dikkat edersek süreci hep beraber atlatacağız. Umarım ben de atlatacağız ama her zaman sağlıklı kalmak için de egzersizleri aksatmamamız gerekiyor. Ve sizin gibi profesyonelleri kesinlikle takip etmek ve dinlemek gerekiyor. Ona inanıyorum. Çünkü bakın şu kısa bir 35 dakika oldu. Orada bir de çok temel 4-5 tane kilit bilgi verdiniz bize. Eyvallah. Vamus'un çok teşekkür ederim. Vaktinizi aldık sizin. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Hem Ben buradan sizin vasıtanızla bizim takipçilerimize bizim bu süreçten sonra artık eğitimlerimiz E-Devlet'ten de takip edilebilecek. Üniversitemizin sürekli eğitim merkeziyle bir konsorsiyum yaptık. European Fitness Wellness Akademi olarak. Kendini bu anlamda kariyer anlamında ilerletmek, geliştirmek, yurt dışına açılmak ve hatta ülke çapında işte akredite olmak isteyen bütün kursiyerleri, öğrencilerimizin bizi takip etmelerini rica ediyorum. EFA eğitimleri platformu var. Bu noktada takip ederlerse bu eğitimlerden faydalanabilirler. Sizin vasıtanızla bunu da ifade etmiş olayım. bir tekrar alabilir miyim o son söylediğinizi? Şöyle Serhat Hocam, European Fitness Wellness Akademi ve Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklaşı bir konsorsiyumuyla eğitimlerimiz bundan sonra Türkiye'deki eğitimlerimiz E-Devlet üzerinden de gözükecek. Kursiyerlerimiz, öğrencilerimiz ve bizi takip eden değerli arkadaşlara buradan bu müjdeyi verelim. Kendilerini kariyer noktasında ilerletmek,
bu eğitimlerden faydalanmak isteyen herkese, belli bir spor altyapısı olan herkese EFBA, yani European Fitness Wellness Academy eğitim platformu veyahut da kişisel olarak işte Erzeybek Mustafa, Mert Eray Önen şeklinde internet platformundan da takip edebilirler. Sizin rahatsızlığınızla bunu ifade etmiş olayım. Ben hemen şöyle bir şey yapacağım şimdi kapattıktan Buyurun. sonra. Sizin sayfanızda bununla ilgili kesin bir paylaşım vardır diye düşünüyorum. Var mı ya da bana önerebileceğiniz bir sayfa? Hemen oradan alayım, story'de paylaşayım ben de bunu. Tamam. Bizim kendi eğitim platformumuz var. Onun linkini atabilirim size, arzu ederseniz. Tamam, çok sevinirim. Buradan atarsanız bana oradan hemen ben de story'de paylaşayım. En azından bizim de katkımız olsun. Eğitim önemli. Hele böyle Teşekkür ederiz. kurallar. Yani amacımız gerçekten bizim ilk amacımız, biz hep bunu söylüyoruz. Doğru bilinçli bilgilendirmek. Doğru bilinçli bilgilendirmezseniz hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok. Yani bir insana sakatlıktan sonra, doğru egzersiz yaptırmadıktan sonra Her programımda söylüyorum Mustafa Bey, inanın bilinçli tüketici olmamız lazım. evet. Bilinçli. Doğru. Yani her ne yapıyorsak bilinçli yapmamız, araştırmamız, öğrenmemiz gerekiyor. Ben Yapmak için. tekrar çok teşekkür ederim. Ben Kanalımıza ve bizleri bu platformda ağırladığınız için EFA adına özellikle teşekkür ederim. Doktor Mert Eray Önen hocamızın da selamları var. Onu da iletmiş olayım. Buradan biz İstanbul'a öğrencilerimize, arkadaşlarımıza selam ve sevgilerimizi gönderelim. çok sağ ol. İstanbul'a geldiğinizde de muhakkak kanalı bekliyorum. İnşallah. Çok Ben memnun birçok oldum. çekim yapalım. Tamam. Sağ olun. Görüşmek üzere Mustafa Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.